Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu'na evinize hepiniz hoş geldiniz. Bu gece bu denli kalabalık gelerek bizleri ve sanatçılarımızı onurlandırdınız. Hepiniz sağ olun, var olun. Sanatçılarımıza da şimdiden katılımları için, emekleri için, ellerinin, dillerinin emeği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Konsolosluğumuz sadece gündüzleri gelinip şu arkamda görmüş olduğunuz gişelerde işlem yapılan bir yer değil. Konsolosluğumuz aynı zamanda dost sohbetlerinin yapıldığı, dost meclislerinin kurulduğu, çayımızı içtiğiniz ve Türk kültürünü iliklerinize kadar hissetmenizi istediğimiz bir yer olsun istiyoruz. Bu etkinliğimizi de bu çerçevede düzenledik. Bu akşam kadim Anadolu kültüründe yer alan ozanlarımıza ve saz sanatçılarımıza kapılarımızı açtık. Temamızı da Sıla Hala Var mı olarak belirledik. 50 yılı aşkındır bulunduğumuz Belçika'da bir kısmımız hala Türkiye'ye dönme özlemiyle yaşarken bir kısmımız da maalesef Türkiye ile olan bağlarını yok denecek derecede azaltmış, kimliğini kaybetmiş duruma gelmiş. Konsolosluk olarak bizim arzumuz burada yaşayan vatandaşlarımızın artık gurbetçi değil Avrupalı Türkler olarak anılması, vatandaşlarımızın artık sıla yerine, sıla hasreti yerine özlem ve sevgiyle Türkiye'yi anması. Bu çerçevede bu etkinliğe gönül veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu gece buradan ayrılırken... Hak gözünle cümle varı, gören yüze aşığım ben. Hepiniz yanlış anladınız tabii. Alemlerin pazarında, insanlığın nazarında, İkrar verip ikrarında duran söze aşığım ben. Her daim dostun bağında, erenlerin otağında, aşıkların kucağında, çalan saza aşığım ben. Nasibim çok ahuzardan, başım kurtulmuyor dardan, o bir tane nazlı yardan gelen naza aşığım ben. Kul kamilim dosttur sana, kurban olan kıyma bana, mevcudatta cümle cana, gülen yüze aşığım ben. 7 senede gidemeyenler de var. Ben gidemeyenlere tercüman olmak istedim. Ya gerçek bahaneleri var veya uydurup bahanelerle gidemeyenler için izin yok ana diye bir şiirim var. İzin yok ana. Gitmeyeli oldu tam 7 sene, sanma köy gözünde tütmüyor ana. Beklemeyin bizi bu yazda gene, kazancım bir tatil etmiyor ana. Hanım ne anam var ne bacı diyor, hem oradaki sıcak yakıcı diyor. Çocuklar Türkiye sıkıcı diyor, ben gitsem çocuklar gitmiyor ana. Temmuz'da doğum var, gelin hamile. Alarm halindeyiz bütün aile. Ben yalnız varmayı istesem bile ağırlığım suya batmıyor ana. Geçen yılki vergi bitmedi daha. Bu seneki yol da akşam sabaha. Su parası bizi sarstı vallaha. Maddi durum dikiş tutmuyor ana. İçmeye ayran yok, salondan bıktık. Sıva boya derken mutfaktan çıktık. İzini nadasa mecbur bıraktık, bir türlü inşaat bitmiyor ana. Oğlana patronu vermiyor izin, iki sınavı var Temmuz'da kızın. Doktorum kontrole çağırdı yazın, mütfer başka tarih atmıyor ana. Biliyorum her yaz kapıda gözün, bu yıl da gelmiyor tabakçı uzun. Görünüşte hayli olsa da uzun, şu dilim burnuma yetmiyor ana. Teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer güzelliklere imzasını atan Sayın Başkonsolosumuz İrşat Kırbaşlı Karaoğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizler faniyleriz. Bugün var, yarın malum. Lakin yürüdüğümüz yollarda kalıcı, silinmeyen izler, hoş sedalar, insanlık adına gür sesler, örnek teşkil eden hasretler bırakmalıyız. Avru fırsat bulsa bugün atacağım.
sevmedim. Sevmedim gurbetli orada ayağın. Nasıl gurbet sılayır tecem. Yetmedim. Yetmedim vatanda gayrı havasa. Cazı da sevmedim vurgunum saza. Benim türkülerim dokunur fazla. Nasıl, nasıl gurbet sırayı tutacak? Bizim çocuklarımız götürdük ve torunlarımız götürüyoruz. Biraz sonra ya Filiz'i özlüyorlar, ya Belçika'yı. Ciddi söylüyorlar. Biz de devamlı sırayı özlüyoruz. Nasıl özlemeyim eski günleri? Dağım, ovam, yaylam, elim güzeldi. Anlatayım geçmişteki halleri, yaylalarda geçen günüm güzeldi. Türkiye'den çıktım geldim Belçika'ya. Çarpın azlıyorlar çalıştığım ocağına. Bilmiyorum kaç metre indim aşağıya. Şarbunaz, şarbunaz, bizim gibi hiçbir şey bulamaz. Şarbunaz, şarbunaz, bizim gibi hiçbir şey bulamaz. Düşmana karşı.